Emre hocam nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok şükür hocam. Böyle güneş vurdu gözüme. Hocam bir seni gördük dedim, selam verelim. Hem bir tanışmış olalım. İyi yaptın. Aynı zamanda da bir sohbet edelim. Hocam yarışmayı nasıl görüyorsunuz, bu seneki yarışmayı? Yarışma kalabalık. Bir de gençler inanılmaz kalabalık, atletikçiler bilhassa. Evet hocam. Ama çok güzel, sevindirici bu. İleriki işte yurt dışında, uluslararası platformda bizi temsil edecek ayağın kökü burada, o gençlerimizi. Evet hocam. İnşallah iyi olacak. Biz de yurt dışında böyle profesyonel anlamda iyi sporcularımıza, buradan da iyi sporcular çıkacak. İnşallah hocam. Hocam size sormak istediğim çok önemli bir soru var. Siz IFBB pro sporcusunuz. Evet. Pro kartınız var. Evet. Ve Türkiye'de sayılı sporcuların pro kartı var. Evet. Bu çok önemli bir şey. Şu anda pro kart almak isteyen sporcuların ne yapması gerekiyor veya nasıl ilerlemeleri gerekiyor tarzında bir soru sormak istiyorum hocam size. Şimdi pro kart almak isteyen sporcuların geçmesi gereken bazı şeyler vardır. Yollar vardır. Bu yollardan tabii ki de başında eğitim gelir. Bu eğitimin yanında işte en çok şeylerden birisi de gereksinim duyulan bir şey de paradır, maddiyatsaldır. Evet. En çok. Çünkü kendi finansını kendin sağlıyorsun. Eğer o durumu, pozisyonu çözerlerse çok sayıda sporcu ülkemizden profesyonel olarak yarışabilir. Evet. Veya pro kart alabilir. Bunların da tabii ki de en büyük şey de sponsorlardan geçiyor. Bu sponsorluk olayları ülkemizde maalesef zayıf. İnşallah onları çözerlerse birincilerden birisi bu. Evet. Maddiyat bence. Herkes der ya. Evet. İşte çalışma tekniği falan filan şu bu. İlk önce maddiyat mı diyorsunuz tabii hocam? Yani kesinlikle. Çünkü belli bir gücün olması gerekir. Belli bir o masrafları çıkartacak, o profesyonel anlamda en büyük şeyler işte konaklamaydı, uçaktı, bilmem neydi, o rezervasyon, katılım paralarıydı, bilmem neydi, bayağı bir şey tutuyor, ücret tutuyor. Onun haricinde ne yapması gerekir? Süreklilik esastır. Yani süreklilik derken işte bugün bizim mesela karşılaşıyorum. Yarışma bitiyor. Yarışma bittikten sonra idman bırakıyor. Bilmem ne abi. Hani bu sürekliliği olması gerekiyor. Hiçbir zaman kopmayacak. Senede en az 2-3 yarışma yapması gerekir. Kendini geliştirmesi için, ileri seviyeye atması için profesyonel anlamda. Yani bu. Yani disiplin ve herkesin bildiği şeyler. Peki hocam, şöyle bir soru daha soracağım size. Bir sporcuda olması gereken en önemli özellikler nelerdir? Yani bazı hocalarımız böyle ilk önce böyle öyle bir cevap veriyor ki hiç sporla alakası, ahlak falan böyle tarzında. Sizce nedir hocam? Ya biz... En önemli özellik. Bence nedir? Hani irade ederim yani, disiplin derim. Evet. İradeli olacak, disiplinli olacak yani. Onun arkasından yani planlamaları iyi olacak. Akıllıca, zamanı akıllıca kullanacak. Tamam, bu zaman işidir çünkü. Böyle hemen bir anda hop diye bir şeyler olmuyor. Evet. Ben bile bugüne kadar kaç yarış yaptım. Profesyonel anlamda da amatör IFBB'de de yarıştığım zaman. Ama her yarışmadan sonra bir şeyler katmak için uğraştım. Hala devam ediyoruz bunun için. Evet. Yani biz o olimpiyada nasıl yarışırız? Oraya nasıl gidebiliriz? Seçilebiliriz? Hala tabii bir takım yerlerde bocaladığımız yerler oluyor. Evet hocam. Çünkü onun için de iyi bir ekip ve İyi bir hocayla çalışmak gerekiyor. Evet. Stratejik anlamda. Evet hocam. Onu yani yönlendirecek, götürecek, koşturacak. Hocam çünkü bir tane... Çünkü strateji hataları bile bir yarışmada... Götürüyor değil mi hocam? Profesyonellikle götürüyor yani. Şey evet. Oluyor. Evet. O maddiyattan kaynaklanan bir takım sıkıntılar da oluyor. Evet. Hocam ben sizin YouTube'da görmüş olduğum bir videonuzda şöyle bir şey söylüyorsunuz. Benim eklemlerim, eklem sağlığım, böbrek sağlığım, karaciğer, akciğer sağlığım diğer sporculara göre süreklilik çok iyi. Süreklilik işi. Çok iyi. Tarzında Özgür abinin kanalındaydı galiba. Evet, Özgür evet. Gerçen'in, Özgür abiye de çok selam olsun burada. Şimdi bu işte süreklilik önemlidir. Evet. Birincisi, bunu nasıl başarabildiniz yani bedensel, hocam? Bedensel, bedensel. İkincisi işte içsel. Yani sağlık yönünden. Bedensel nedir? Eklem yerlerini, dizlerin, bu gibi yerlerinde sakatlıkların doğru mu? Büyük sakatlıklar yaşanmamız. Bu da ne demektir? İyi tekniklerle iyi olacaksın. Bu iş ağırlık sporu değil. Evet. Düzgün tekniklerle, düzgün idmanlar yapacaksınız. Yani kası geliştirme yöntemini bulacaksınız ve algılarınız iyi olacak. Burada kabiliyet de önemlidir. O algılar iyi oluşursa, o teknikleri de iyi oturtursanız kendinizi bir yere taşıyabilirsiniz. Antrenman yönünde. Diğer yönünden de bu içsel olarak, sağlık olarak, İşte bilinen straightler, bilmem neler, bunun
egosuna girip de kendinizi ziyan edecek duruma getirmeyeceksiniz. Evet. Yani tabii ki de kullanıyorlar. Bunlar kullanılıyorlar. Yurt dışında da yapıyorlar bilmem ama bunu çok dikkat edilmesi gereken. Çok mantıklı, gereken. Profesyonel bir tavsiye, şekilde yapılması tabii gerekiyor. Ki olmaz. Yok tabii ki de hani şey biz hiçbir şekilde şey önermiyoruz ama yani, biliyorsunuz Avrupa'daki bir IFBB Pro veya profesyonel yani, sporcuların hepsi intihar, bunu kullanıyor. Bizde görüyorum ve duyuyorum intihar edecek şekilde kullananlar var değil mi hocam? Şeyleri kullan çok aksuk şeyler. Faydasını da ben göreceklerini zannetmiyorum hocam. Yok faydasını falan göremezsin mümkün mü? Evet. Vücudun bir şeyi var, sistemi vardır. Ya öldürürsün kendini başka bir şey. Evet, bunun evet. İçinde değmez. Ölmek için. Aynen. Hocam haklısınız. Vallahi... Milyon dolarla kazanmıyoruz biz hiç. Evet evet. Yani hiç. Özellikle Türkiye'de gerçekten ben görüyorum Türkiye'de bazı sporcular. Uç noktalar. Yani 20-30 şampiyonluğu var adamın. Bir tane sponsoru yok görüyorum hocam. Uç noktalarda evet. Şey yapıyorlar. Bu dediğim o şeyleri. Evet. İşte steroidleri diyeyim. İyi değil tabii. İyi değil. Yazık ediyorlar kendine. Ama hocam gerçekten yani sizi imrenerek takip ediyorum. Ben bu yaşlar natural olarak, amatör olarak sporla uğraşıyorum. 23-24 yaşındayım hocam. Şimdi 6-7 seneden beri. Ama böyle kontrolsüz kaldıramayacağım yükleri zorladım ya kendimi. Şey kasık fıtığı oldum. Eklemlerimde sıkıntı var. Bilinen bir şey var. Kontrolsüz güç, evet. Güç değil. Güç değildir evet hocam. Aynen. Şimdi sen alayım işte bilmem ne kadar kiloyla bilmem işte atıyorum. Squat yapayım veya leg press yapayım değil. Amaç o değil. Amaç o değil. Amaç evet. Yani... Düzgün kontrol. O leg press'i iyi hissederek yapmak ve onu işte 20 sene boyunca yapmak. Ve 20 sene boyunca zamanla arttırmak düzgün bir şekilde. Yani yaşım 50 geçti. Evet. 51'den gün aldım. O yüzden çok dikkat edin. Öğrencilerime dedim yani süreklilik olması için, sürekli bir şekilde yapabilmeniz için bu sporu Bunlara dikkat edeceksiniz. Evet. Biraz da egodan, biraz tabii herkes ego var. Ben dedim, yok ben hocam, de var ama. Vallahi sizde ego, yok. Benim gördüğüm kadarıyla yok hocam. Ego, öyle sporcular var burada. Ego olur. Bunlara da kapılmayacaksınız yani. Evet. Yani güç zehirlenmesine de gitmeyeceksiniz. Atakan pardon lafınızı kestim de mevzuya girmek zorunda. Dayı ne iş yapar? Dayı bir şey yapmaz. Abi onun öyle de IFBB Pro sporcu Türkiye'de 6-7 tane var Kadir abi yazıklar olsun. Biz de tanışmak istedik. Ya, ben anladım böyle önemli bir insan olduğunu. Herhalde ya. Sigaranı değil de. Sigara da var. Abi ben her şeyi içerim. Evet. Ya, her türlü şeyi de kullandım. Evet. Ben de eski dümenden sporcuyum. Evet dümenden yani, dümenden sporcuyum. İsminiz neydi pardon? Ali hocam. Ali mi? Ali hocam. Neredesin abi sen? Ya Türkiye'deyim, dünyadayım ben. Hayır, ben adamın nokta atış bulmam lazım. Neyi nokta? İlçesi. Abi, meyhane muhabbeti oldu. Aynen hocam. Meyhaneye çok takıldım. Yok, yok. Aynen, ben 8 yıl yaptım. Evet, o şey, ya. İçki içmez ama şey yapıyor hocam. Alkolü kesinlikle karışmıyor. Alkol içmez de, bodyguardlık var işte. Ben dümenden. 7-8 yıl bodyguardlık yaparken sigara da içmiyordum. Ama bu insanların yavşaklığı beni tekrar sigaraya başlattı. Dur bir dakika. Çünkü çok... Makine, sporcu nedir? Ahlaklı, tamam mı? Böyle adam bize böyle vücut yapıp da götü kalkan bir sürü götü olanı var. Evet. Anlıyor musun? Hazan ne diyorlar ki? Yani, seviyorum Ali hocam. He, olay yok, bu yok. Yani. Rahat ol. Mevzuyu uzatmayayım. Her şey serbest sana. Kadir hocamın açık. Bak benim özgüvenim öyle bir şeydir ki Cumhurbaşkanı'na bile şekil yaparım bak ben. En güzeli ama. En fazla ne olur? Karakolu alır bir iki saat döverler amına. Yani, başka da bir şey olmaz. Yani başka da bir şey olmaz. Benden de etir. Aynen. Benim tarafımdan da. Kadir hocam da çok doğal, çok samimi bir hocamız. Onun da 20 bin abonesi var. İlk YouTube'a çekim yapmaya Kadir Hoca ile başladık Ali hocam. Kocaeli'den yani. Beraber geldik Kadir Hoca ile. Ama Tekirdağlı'ya benziyor. Ben Tekirdağlı'yım. Yani çok yanlış dedim. Ben Tekirdağlı'yım hocam. Ben Asya Rizeli'yim. Ama biz çok eski yerdeyiz. Yok o zaman beni zannetti Rizeli. Seni zannetti. Aynen öyle zannetti. Tunceli'yim. Ama Tunceli'ler de bize biraz benzer. Komünistler. Yani biraz komik çıkıyor. Hocam. Ama sen öyle birine benzemiyor. Yok ya. Hiçbir şeyin fanatiği değil. İnsan, ben sana bir şey diyeyim mi? İnsan olur. İnsan. Adam adına komünist de, sosyalist de ne der? Adam olacak. Vatanını, milletini sevecek abi. Benim kriterim bu. Hak yemeyeceksin, hakkını. Bak ülkesine kötü diyen bir insan, tamam mı? Ne namusuna sağlamdır, tamam mı? Ne sözüne sağlamdır, hiçbir şeye sağlam olma. Evet. Vatanını sevmeyen bir adam, bana göre o rospu çocuğudur. Vatansız. Olay bu. Adamın yanlışları olabilir bak. Herkesin yanlışı var, benim de var. Ama vatanını sevmeyen, kötüleyen bir adam, o rospu çocuğudur evet. Bence. Teşekkür ederim. Ne kadar kibar konuşuyorsun maşallah. Ne kadar kibar bir hocamız. Hiç önemli değil. Rizeli. Rizeli.
Ali Emre hocam, gerçekten çok teşekkür ederim benimle röportaj yaptığınız için, sohbet ettiğiniz için. Hocam şimdi görüyoruz bazı sporcular gerçekten çok egolu. Hani sizin IFBB Pro olarak Türkiye'de 5-6 tane sayılı sporcunun içerisinde olmanıza rağmen benimle fazla sohbet ettiğiniz için çok keyif aldım hocam. Çok teşekkür ederim yani hocam. Şeydi, fazlalaştık onu, daha da fazla oldu. Fazlalaştırdım hocam. Fazla. Bundan ama bir yıl önce 5-6 taneydi galiba. Hemen hemen 5, şimdi 7-8 oldu. 7-8 oldu. Aynen. Ama daha hocam, da fazla aşacak. Hocam çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.